Ay. Peki ihanet, sapkın tarikat iddiaları ve daha fazlası. Hangi çiftimiz Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül evlilikleri yine mi sarsıntıda, buyursunlar. Olay, olay, olay. Büyük iddia. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyorlar mı? Özümüze ayrı. Neyi merak ettiniz acaba? Şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsun mesela? Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya ayrılık sinyali. Neslihan Atagül'den boşanma paylaşımı. Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz bayram ard arda ortaya çıkan ifşa zinciri Neslihan Atagül'ü derinden sarstı. Kadir Doğulu'nun mensupları arasında Murat Dalkılıç gibi birçok ünlünün de sapkın bir tarikata üye olduğu, çok eşlilik ve serbest ilişki iddiaları yüksek sesle konuşulur oldu. İhanet iddialarına kulak tıkayan Neslihan, eşine sahip çıkarak tartışmaları alevlendirdi. Çift el ele Azerbaycan tatiline gitti. İhanet iddialarına sünger çeken Neslihan'ın yalnız başına katıldığı bir davette kıyafeti ve dansı olay oldu. Yani ben ne söylersem söyleyeyim, herkes kendine göre algılıyor ve herkes kendine göre yorumluyor. Ben zaten bunu söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Bu yazılanlar, çizilenler, bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Gece boyunca yalnız başına eğlenen Neslihan'ın çakkıdı dansıyla ayrılık sinyali verdiği günlerce konuşuldu. Olay gecenin ardından Şeyşeller tatiline yalnız giden Neslihan Kıbrıs'tan Kadir'le döndü. Güzel bir tatil yaptınız yine. Neler söyleyeceksiniz? İyi geçti. Birazcık işler güçler vardı. Aynı zamanda da tatil yaptık. Devam tatilini Kıbrıs'ta eşiyle sürdüren Neslihan Atagül'ün çocuk sahibi olmak istediği ve yavru vatanda tedaviye başladığı iddiaları eklendi. Derviş Kadir, suskun Kadir oldu. Neslihan Atagül muhabirlerin sorularını cevaplarken Kadir Doğulu'nun soruları yanıtsız bırakması dikkatleri çekti. Böyle boşanma vesaire falan konuşuldu. Ama evliliğinizde herhangi bir kriz dahi çıkmaması. Biz bunlarla ilgili söyleyeceğimizi söyledik. Andan fazla. Şey mesela Kadir Bey, mesela o geceyle ilgili hiç bahsetmediniz, hep suskun kaldınız. Geceyle ilgili Neslihan Hanım acaba... Krizi atlatan ünlü çift mavi tur terapisi yaptı. Geçtiğimiz bayram müşkül kadınlarla geçiren Kadir Doğulu bu bayram eşi Neslihan Atagül'le tekne turuna çıktı. Ayrılık defterini kapatan çift evlilik yıl dönümlerini kutladı. Her fırsatta iddiaları reddeden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 7. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. Neslihan Atagül eşiyle en özel anlarını paylaştığı fotoğraflarını Tanrı'nın bana verdiği en güzel hediye notuyla paylaştı. Bana her şeysin hatır. Kendi fotoğraf derlemesini yapan Kadir Doğulu'ysa uğurlu 7. gün gibi, gece gibi, nefes gibi, su gibi seninle olmak, her şey için teşekkür ederim diyerek eşine karşılık verdi. Aşk tazeleyen Neslihan ve Kadir Bodrum'a demir attı. Torbadaki bir otelin plajında görüntülenen çift güneş ve denizin tadını çıkardı. Arkadaş gruplarının da kendilerine eşlik ettiği görülen çift denize baş başa girmeyi tercih etti. İddia. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyorlar. Her şey yolunda giderken Neslihan Atagül öyle bir paylaşım yaptı ki hayranları şoka girdi. Neslihan Atagül'den yüzüksüz paylaşım. Neslihan Atagül hesabından yaptığı paylaşımda bu kitaptaki hikayeler sadece birbirine değil bize de bağlı diyerek Kadir Doğulu'ya gönderme yaptı. Bu paylaşımda Atagül'ün parmağında evlilik yüzüğü olmaması ayrılık iddialarını yeniden alevlendirdi. Evet, çok ciddi iddialar var bu konuyla alakalı. Bilal abi, sende de bombalar var.
Ya yeni bu, gelişmeler. Neslihan Atagül Bodrum'daydı uzun süredir. Orada bir oyuncu arkadaşının evindeydi. Bodrum'dan İstanbul'a dönmüş. İstanbul'da tarikattan bazı arkadaşlarıyla, ortak arkadaşlarıyla, Kadir Doğulu'yla görüşüyor, vakit geçiriyormuş. Ama Kadir Doğulu sıra kadem basmış ve Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'te sosyal medyada hala isminin yazılıyor olması çok enteresan. Çok enteresan. Serra Arıtürk'le ilgili de bir gelişme var. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'le ilgili. Bir de reklamlardan Kadir Doğulu... sonra alalım mı? Peki. Özel açıklamalar da burada olacak. Peki. Bir yere ayrılmayın. Peki. Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa arasındaki darp davasında neler yaşandı? Canlı bağlantılarla birazdan detaylar Beyaz Magazin'de olacak ama öncesinde. Neslihan evet. ve Kadir'e dönmek istiyorum. Neler yaşanıyor bu çiftin arasında? Bir türlü anlayamadık biz. Evet, yani hala Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliğindeki sırlar devam ediyor. Yani o konuda yazılanlar, iddialar sosyal medyada hala o evlilikte doğru gitmeyen her evliliğin... Yani akşam evin erkeği eve gelir, birlikte otururlar, sofraya yemek yerler, sabah kahvaltı yaparlar, adam işine gider. Bir ailede bir düzen vardır ve zaman olarak da, yaşayış olarak da, sosyal çevre olarak da bu düzen devam eder. Yani bir aile yaşantısının Neslihan'la Kadir'in evinde olmadığı iddia ediliyor. Neslihan'ı çok yakından tanıyanlar Kadir Doğulu'nun evde olmadığını, uzun zamandır evde olmadığını iddia ediyorlar ve bir zaman Serra Arıtürk'te bu Aşkın Tarifi dizisinde birlikte rol aldığı Serra Arıtürk'te isimli çıkmıştı. Onunla hala ilgisinin devam ettiği şeklinde iddialar var. O zaman bu tekne seyahati imaj düzeltme çabası mı oldu? Yani. Ben şimdi Bilal diyor ya, alışılagelmiş bir evlilik standartı vardır insanların. Hani böyle işte saat 8'de masada oturursun, adam sabah 7'de işe gider falan gibi. Tabii. Bu alışılagelmiş bir evlilik standartında bir evlilik olmadığı için sürekli bu çiftin üzerinde bu boşanıyor haberleri bence devam ediyor. Ki bu alışılagelmiş evlilik modelini devam ettiren insanlar da bir süre sonra boşanıyorlar. Ama Kadir Doğulu'yla Neslihan Atagül kaç sene oldu hala boşanmadılar. Ama üstlerinde alışılagelmedik bir evlilik düzeni olduğu için hep boşanıyorlar. Boşanacaklarmış gibi haberler çıkıyor ve onlar da ısrarla sürekli şunu söylüyorlar, yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. Zaten Mevlana'nın bir lafı vardır, hani ne anlatırsan anlat, anlattıkların karşındakinin anladığı kadardır. Şimdi birçok insan da bu çiftin görüntüler, videolar boşanmasını bekliyor. Videolar. Boşansınlar da rahatsızlasın insanlar diye bekliyorlar ama ben bu çiftten bir boşanma haberinin geleceğini düşünmüyorum. Bu çiftten de çok kısa bir zaman içerisinde görürsünüz, bir bebek haberi de duyacağız diye inanıyorum. İnşallah. Çünkü tek olay hepimizin alışılageldiği standart bir iletişimleri değil, daha farklı bir kafada olmalarından kaynaklı yadırgandıkları için belki de bu söylemler sürekli üstlerinde devam ediyor. Ya, evlilik bu durumda gidiyorsa bebek kurtarıcı bir şey değil. Kurtarmak günah için değil, yani. Birbirlerini sevdikleri için olacak. Zaten kurtarılma ihtiyacı yok bu evliliğin arkadaşlar. Bu evlilik gayet güzel giden bir evlilik. Bu evlilik bir bebek falan hani olacak da kurtarılacak değil. Birbirlerini sevdikleri için ve artık zamanı geldiği için yapılacaksa yapılacak. Hmm. Çünkü bir kurtarılmaya ihtiyacı olan bir evlilik durumu yok. Alan memnun, satan memnun. Kadir Doğulu'nun bu kafa yapısını, bu yaşam tarzını Neslihan Atagül kabullenmiş. Kocasını seviyor. Dediğim gibi alışılagelmişin dışında Tanrı'nın bana verdiği en güzel hediye diye bir paylaşım vardı Neslihan Atagül'ün. Yanında Kadir kocası. Hatırlatmak için tekrar söylüyorum. Bu haberi ilk biz vermiştik. Neslihan'ın bu paylaşımının altına bir de ODTÜ mimarlıktaki arkadaşımıza diye yazmıştı bir takipçileri. Yani Kadir Doğulu'nun ODTÜ mimarlıkta bir bayanla ilişkisi olduğu iddia edilmişti ve sosyal medya yıkılmıştı. Yani senin bu söylemin, bütün bu söylemin o bizim bayramda izlediğimiz Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir akşam bir başka kızla, bir akşam başka kızla ayakta yarım saat, onunla fısır fısır konuşmasından bahsetmesinin yaşanmadığını gösteriyor. Bir karı koca birbirinin malı değildir. Bir karı koca birbiriyle evlendikten sonra birbirlerinin tek elinde değildir. Evet. Farklı alanlardayken farklı insanlarla evlilik kutsaldı. O yüzden de korumalı evlilik kutsaldı. Serbest evlilik diye bir şey var. Ona katılmıyoruz. Bizim adetimize, örfümüze ters o bir şey. Şimdi sadakatsizlik ve tarikat iddiaları çıktıktan sonra bu evliliğe olan inancını yitirdi herkes. O yüzden de her türlü şüpheye açık bir durum haline bence geldiler. Bence Neslihan çok akıllı. İnşallah toparlarlar dedikten sonra